Herkese merhabalar, ben Merve. Bugün size kurşun kalemi kullanarak kaligrafi nasıl yapılır videosu paylaşacağım. Bazılarınız bana diyorsunuz ki fırçam uçlu kalemim yok ya da nasıl başlayabilirim, nasıl yapabilirim? Kurşun kalemlerle başlayabilirsiniz tabii ki. Hem maliyeti çok çok düşük hem de alıştırma aşamalarında elinizi geliştirmek amaçlı çok güzel sonuç verecekler. Bu arada videoda kullandığım noktalı defter kendi tasarımım olan ürünlerden. Aynı zamanda satın aldığınız her ürüne sokak hayvanlarına da destek olmuş oluyorsunuz. O zaman isterseniz videoyu seyretmeyi geçelim. Kullandığım kalemler HB, 2B ve 5B. Bu aralıklarda kalemler kullanabilirsiniz. Ben özellikle HB ile başlıyorum. 2B ile devam edeceğim ve 5B ile de 3. bölüm yazacağım. Böylelikle farklı kalınlıklardaki kalemlerle de nasıl yazıldığını birlikte görmüş olacağız. Şu an yazdığım HB. Eğer kalemi çok fazla bastırıyorsanız bence HB ile başlayabilirsiniz. Orta derece için 2B ya da başlangıç için de 2B olabilir. Bu aralıklarda bir kalemle başlayabilirsiniz. Aslında ilkokullarda bizim dönemimizde zorunlu değildi tabii ki ama el yazısı yazdırmaya alıştırıyorlar insanları. Eğer o döneme denk geldiyseniz el yazısı yazarken çok rahat edeceksiniz. Bazen italik yazıyorum, bazen düz yazıyorum. O anki moduma bağlı olarak mesela şu an biraz daha italiğe doğru gitti yazı. Yani daha eğimli. Aslında şu an yaptığım şey el yazısı alfabe yazıyorum. El egzersizi için bunlar da işinize yarayabilir. Sonrasında kaligrafi etkisini verebilmesi için birazcık daha bazı yerlerini kalınlaştırıp bazı yerlerini inceltirsek harfin, o zaman kaligrafi yani fırça uçlu kalemle yapılmış gibi bir etki verebiliriz. Bazı okullarda, bazı derslerde tükenmez kalem ya da mürekkepli kalem kullanılmasına izin verilmiyor. Sadece kurşun kalem üzerine ilerleniyor. Öyle durumlar için de bu teknik işinize yarayacaktır. Üçünün kağıt üzerindeki etkisi bu şekilde. Öncelikle el yazısı gibi yazıyorum. Sonrasında kalın olması gereken yerlere İkinci bir çizgi çekiyorum. Aynı uzaklıkta çekerseniz harfin kalın olması gereken yerde de çok daha güzel gözükecektir. Ve kurşun kalemimle beraber içini boyuyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay ve birazdan sanki fırça uçlu kalemle yapılmış gibi bir etki verecek. Bu şekilde çalışma mottoları yazabilirsiniz defterlerinize, başlıklar atabilirsiniz ya da aynı defteri farklı amaçlarla kullanıyorsanız kapak kısımlarını yapabilirsiniz böyle. Ve kurşun kalem zaten hepimizin elinin altında bulunan uygun fiyatlı kalemlerden. Benim videoda kullandığım defter kendi tasarımım olan noktalı defter. Dolma kalemle de uyumlu. Eğer almak istemezseniz ya da evinizde defteriniz varsa kendi defterleriniz üzerinde de bu videoda gösterdiğim yöntemleri kullanabilirsiniz tabii ki. Yine aynı şekilde kalın olması gereken yerleri çizgiyi çekerek içlerini boyuyorum.
Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım verdiğim fikirler işinize yaramıştır. Aynı zamanda kullandığım notalı defteri ve diğer ürünlerimi incelemek için aşağıya bırakmış olduğum linkten alışveriş yaparak sokaktaki hayvanlara da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda yani yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.